Teşekkürler Sayın Fikret Engin. Şimdi sırada gecenin 6. karşılaşmasını anons ediyorum. Representing Iran. İranlı sporcu Tahmaurez Şabanzade. Yoğun bir atlama programı uyguladı. Rakibinin iyi olduğunu biliyoruz çünkü. Hakan Şahade hem antrenörü hem de Kerem Şahade kendisinin yeğeni olur. Akrabası çok kaliteli bir sporcu. İyi hazırlıyor onu maçlara. Onu çok yakından takip ediyor. Evet, güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Erkan Taşdemir yapıyor. İranlı sporcu Tahmaurez Şahbanzade. Sevgili izleyiciler, Futbol Eren Deniz organizasyonları devam ediyor. Sami Akın Hoca güzel bir organizasyon yapacak. 16 Kasım'da Nusret Töncü Hoca'nın önüne çok kaliteli bir organizasyonu izlemişiyor. 91 kilogram ağırlığında, 21 yaşında, 1.95 boyunda 8 maç yaptı. Tam 7 kez galip geldi. Rakiplerini 4 kez nakavt etti. Antrenörlüğünü Hakan Şahade yapıyor. Kerem Şahade! Müsabakamızın hakemi uluslararası hakemlerimizden Sayın Hacı Tüm. Bu arada 14 Aralık'ta Mersin'de Alkayış Bank Arena 8. Evet, İttiş maçlar Burak Erdoğan, Mehmet Özer, Kadir Yıldırım, Mert Akın, Ali Alkayış'ın şu ana kadar belirlediği 4 isim ağır siklette. Sevgili izleyiciler, Ali Alkayış da şu anda yanımda. Müthiş bir organizasyon olacak gerçekten. Ekim'de Sami Hoca, Kasım'da Nusret Öncü Hoca ve Aralık ayında da Ali Alkayış'ın organizasyonu Ağustos'ta 8'li turnuva var. Gerçekten muhteşem müsabakalar bizleri bekliyor Mersin'de. Birinci round başladı. Dive stop. Köşedeki ayakkabıları almasını istedi ring hakemi. Hacı Türk. Kerem Şahade çok başarılı bir isim sevgili izleyiciler. Bunu hemen vurgulayalım. Bakın o dizleri, Hacı Doğan'ın dediği gibi dizleri ve dirsekleri çok iyi kullanan, kombinasyonu çok iyi kullanan, eline ayağına hakim, çok başarılı bir isim Kerem. Hakan Şahade onu alıştırıyor. Çalıştırıyor sevgili izleyiciler, bakın. Hızlı bir giriş yaptı ve İranlı bir an için şaşırdı. Kilosu fazla çıktı İranlı'dan ama evet. Yine de Kerem. Evet, İranlı etti. Çok güçlü bir sporcuya benziyor. Güçlü de fizik olarak. 8 kilo fazla çıktı İranlı. Böyle bir durum var. Ama ona hemen antrenörleri Evren Göt ve Erkan Taşkın'a kilo verdirdiler. Bir anda 4-5 kilo falan düştü aşağıya yani. Bana bak. Duy beni. Kerem Şahade Muay Thai kurallarını çok iyi biliyor ve çok iyi kullanıyor tekniklerini. Birinci haftayı sevgili izleyiciler. Şu anda görüntüde Halil Demir vardı az önce. Muay Thai Federasyon As Başkanı aynı zamanda kendisi. Sert bir köşe daha. Köşede yine birbirlerine sarıldılar. Kerem Şahade'ye destek büyük. İran'ın karşısında şimdi bir sol çıkardı. İranlı köşeden çıktı. Pıştık tarafını sokuyor ama bu arada Kerem'in çok sert bir darbesi var tam da rakibin çenesine ama İranlı oldukça güçlü. Pek etkilenmedi bundan. Şimdi bir sol vuruk geldi. İşte bakın iplerde bir mücadele. Bir dirsek bu arada İranlı'nın burnunda bir problem var. Köşeye gönderdi. Hakan Şahade ne yapması gerektiğini anlatıyor. Clinch pozisyonuyla
Evet. Kerem Çağatay çok teknikler kullanıyor ama ciddi alması lazım. Yüzünde açık vermemesi gerekiyor. Çünkü İranlı sporcu çok güçlü. Eğer bir yumruk darbesiyle Kerem nakavt olabilir. Dikkat etmesi gerekiyor. Milli takımlar antrenörlerinden sevgili Hacı Doğan bizlerle beraber yorumlarıyla değerli izleyiciler. Ya gelsin doktor. Doktor gelsin. Doktor gelsin. Doktor geldi şu anda bakıyor duruma. Mayta gecesi Çorlu'da Cumhuriyet Parkı'nda devam ediyor kumusuyla. Ve antrenörleri Evren Göç, aynı zamanda Erkan Taşdemir. Burası yanılmış, doktor edemez diyor. Devam edemeyeceğini söylüyor doktorlar. Bakalım hakemler ne diyecek? İranlı şu anda devam etmek istediğini, devam etmek istediğini söyledi. Köşeye gidiyorlar. İranlı devam etmek istediğini söylüyor. Doktor bir kere daha baktı. Tamam. Ve doktor, hakemlere hocam, geldi. Doktor, hakemlere bir tepki oluştu. Kahir Aslan maç alakası şu anda sağlık konusu. Kahir Aslan doktorun kararı bizim için önemli. Tamam. Diyor. Tamam. Tamam bu kadar. Doktor okuyurken sonra sorayım. Tamam. Söyledi tamam, ama dişini tak. Bakalım dişini evet, tak. Devam edecek. Doktor bak. Doktor bir daha baktı. Çünkü İranlı ısrarla devam edecek. Evet, çenesinde bir açılma var. Ben devam edeceğim deyince doktor bir kere daha kontrol etti. Evet. Çünkü kanı temizlemeden orada ne kadar açık olduğunu doktor göremez. Tekrar kanı temizleyip öyle baktı. Evet. Büyük açılma mı, küçük açılma mı diye. Şu anda oynatabilirler. Kerem Çağatay. İçeride var. Hakan Çağatay'ın talimatları. Doktorlar sorunun ağrı mı bak? Bak oynarsın, oynarsın. Orası açılır. Bak açılır bana bak. Oynarsın, orası açılır. Daha kötü bir şey olur. Senin sağlığın önemli ya. Anlatabiliyor musun? Senin sağlığın için açılmış yani. Doktorlar ve hakemler devam etmemesi yönünde. Tamam, doktor karar verdi. İranlıya. Gayr Hoca, Gayr Hoca. Söyleniyorlar ama İranlı diyor ki doktor ben devam edeceğim. Yani İranlı devam etmekte ısrar ediyor. Tabii doktorun kararı bakın, doktor, çok önemli. Doktor, doktor bir daha baktı, bir daha kontrol etti. Son bir karar, son bir karar alınacak. Yılmaz Çeken de oraya gitti. Erkan Taşdemir orada. Evren Gök orada. Antrenörler, sevgili izleyiciler. Hacı Doğan şu anda yanımızda. Hacı sen ne diyorsun? Yani devam etmesi mi lazım? Ya yani edebilir mi daha doğrusu? Yoksa şimdi, gerçekten doktorlar hakkı mı? Hemen bitirmesi mi lazım? Dünyada Muay Thai Federasyonu veya diğer dövüş sporlarında sporcunun sağlığına çok önem verilir. Eğer ciddi açılmalar olursa sporcunun sağlığı için o maçı bitirmek. Hayır sen şu anda bitirmek. Görüyorsun mesela sevgili Hacı Doğan. Yani devam edebilir mi şu anda bu müsabakaya? Şu anda uzaktan oranın ne kadar açıldığını bilemeyiz. Göremiyoruz. Acaba sporcuya bir giriş yapabilir miyiz? Sevgili Teoman Kozan. Herkes de merak ediyor. Evet şu anda görüntüde. Evet müsabaka bitti. İranlı'nın dudağında bir açılma olunca doktorlar devam etmesini istemediler. Doktor kararı ya. Doktor kararıyla ciddi bir açıklama. Ali Ambeş de gitti baktı. Kerem Çağatay müsabakayı kazanıyor sevgili izleyiciler. Doktor kararı. Kerem Çağatay müsabakayı kazandı. Şu anda Erkan Taşdemir Hoca geldi. Ve İranlı'nın sakin olmasını istedi. Evet, sporcu biraz disiplinli olması gerekiyor. Karara razı olması gerekiyor. O da müsabakayı devam ettirmek istediğini söyledi ama şu anda devam edemeyecek. Kerem Çağatay müsabakayı kazandı doktor kararıyla. Maçı alıyor. Yani İranlı devam
devam etse de sanki sevgili Aşvan, Fenerbahçe almaya daha yakın gibi. Evet, Kerem biraz daha teknik dövüştü. Tehlikeli vuruşları vardı. Diz dirsekleri çok kullandı. Karşı taraf onlara bloke edemedi. Karşı koyamadı. Kendisini tebrik ediyoruz. Özhan Akın bu arada selamlarını gönderiyor sana. Zürich Üniversitesi. Bütün öğrencilerle beraber müsabakayı izliyorlar. Aleyküm selam. Bizden de onlara selam olsun. Özkan hocamız Rumeli Üniversitesi'nde spor kulübü kurdu. Değerli sporcularımızı alıp orada üniversitenin adına yarışmasını sağlıyor. Okumasını, üniversite hayatını devam ettirmesini sağlıyor. Ona teşekkür ediyoruz. Hacı Doğan, biz de sana teşekkür ediyoruz. Yerimize katıldığın için. Sevgili izleyiciler, müsabaka sona erdi. Biraz sonra yine çok keyifli bir maç var. Omid Nosrati, Serdar Yiğit Eroğlu müsabakasını izleyeceğiz. Gaziantep'li son dönemlerde fırtına gibi esiyor birlikte ama şimdi bir reklama gidelim.